Mali tablolar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik yapılan enflasyon muhasebesini nasıl kullanabiliriz? Muhasebe modülü içerisinde enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak bağlantılı ekranlarımızı görelim. Öncelikle muhasebe fişleri ekranında aşağıdaki panelde ekle butonunun içerisinde enflasyon düzeltme fiş türünü görmekteyiz. Muhasebe fişi kalemleri ekranına geldiğimizde ise kolonlar içerisinde oluşan düzeltme fişinin hangi enflasyon düzeltmesine ya da hangi hesap koduna istinaden düzeltme yapıldığını görebilmek ve takip edebilmek için enflasyon düzeltme hesap kodunu açarak liste üzerinden takip edebilmekteyiz. Yine muhasebe modülü içerisinde enflasyon muhasebesi ekranımızı açalım. Eşleme kuralı ekranı düzeltme yapacak olduğumuz hesabı seçerek hangi fark hesabına atacağımızı belirlediğimiz ekrandır. Burada tek hesap seçebildiğimiz gibi dilersek de belirli hesap aralığı seçilerek işlem sağlanabilir. Örnek olarak öncelikle kolonlarımızı biraz açalım. Örnek olarak 110.01 ve 110.02 hesap aralığını 110.99 fark hesabına at ve enflasyon düzeltme hesap kodunu ise belirtildiği gibi 698 olacak şekilde kuralını oluşturabilirim. Bir de stoklar için bir örnek yapalım. 153.01 ile 153.02 enflasyon düzeltmesi yapılacak olan hesapları seçtikten sonra ilgili fark hesabına atması için hesap kodumu seçiyorum ve buna karşılık gelen enflasyon düzeltme hesap kodunu da bu şekilde seçiyorum. Bu işlemi hesap aralığı vermeden tek hesap üzerinde gerçekleştirmek ister isek de yine bir alt satıra geçerek 242.01 iştiraklar hesabını seçiyorum ve hesap kodu 2 alanında aynı hesabımı 242.01 iştiraklar olacak şekilde seçiyorum. Bu hesaba istinaden oluşacak farkı da 242.99 hesabına atarak enflasyon düzeltme hesap kodunu da 698 seçerek bu şekilde kural tanımımı kaydediyorum. Enflasyon hesaplama ekranına geldiğimizde ise üst kısımda bulunan ve hesap tipi parasal olmayan hesapları bulunduran hesap planını görüntülemekteyiz. Dilersek yukarıdaki hesap cinsi alanından ana hesapları dahil edip parasal hesapları da dahil et kutucuğunu işaretleyip ve parasal hesapları da dahil ederek tüm hesap planını görüntülemekteyiz şu anda. Yine hesap planı içerisinden ilgili hesabımı seçiyorum. Aşağıdaki panelden F5 değiştiriyle hesabın içerisine girerek hesap tipi parasal ve parasal olmayan şeklinde seçim yaparak ilgili hesabımı takip edebilmekteyim. Enflasyon muhasebesi ekranıma geri dönüyorum. Ekranımı eski haline getiriyorum. 110.01 hisse senetleri hesabı düzeltme yapacağımız hesap. Bu hesabı bilanço bakiyesi 480 bin lira olarak görüntülüyorum. Ve çift tıklayarak aşağıdaki düzeltme yapılacak olan hesap alanına getiriyorum. Düzeltme dönemi yıl ve ay olacak şekilde belirliyorum. Aşağıda üfe oranlarını ay bazlı görüntüleyebileceğimiz yurt içi üfe oranları tablosu mevcut. Burada katsayılar hesaplanırken sistem oranları buradan çarparak otomatik hesaplama yapmaktadır. Düzeltme katsayısı dediğimiz esas yöntemdeki düzeltme katsayısı mali tablonun ait olduğu aya ilişkin üfe oranını düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ilişkin üfe oranını bölerek elde ettiğimiz katsayısıdır. Bu da yani aslında bu hesabın bilançoya giriş tarihini Ocak ayı olarak görüntülüyorum ve bu hesabın bilanço tutarının ise 480 bin lira olduğunu görüntülüyorum. Bu 480 bin lirayı düzeltme katsayısında mali tablonun düzeltme dönemini içeren aya ilişkin üfe oranını bilançoya giriş tarihine bölerek
sistemin düzeltme katsayısı elde ettiğini görüntülemekteyiz şu anda. Bir de yurt içi üfe oranlarından daha anlaşılır bir şekilde gösterelim. Buradaki düzeltme dönemi 12. ay olan oranı bilançoya giriş tarihindeki Ocak ayının oranına bölerek düzeltme katsayısını elde etmiş olduğunu görüyoruz sistemin. Daha sonrasında ise düzeltme yapılacak olan tutardan, yani 480 bin liralık tutarı düzeltme katsayısı olan 1.38470 ile çarparak düzeltilmiş hesaplanan tutarı elde etmiş olduğumuzu görüntülemekteyiz. Sistem bu işlem sonucunda oluşturmuş olduğumuz eşleme kuralındaki fark hesapların atılmasını sağlayacak. Düzeltilmiş hesaplanan tutardan, yani 664.656'dan düzeltme yapılacak tutar, yani 480.000'i çıkararak çıkan sonuç fark hesabına yansıyarak düzeltilmiş rakamımız bulunmuş olacaktır. Aşağıdaki panelden muhasebe fişi kalemleri butonunu tıklayarak fiş kalemlerine geldiğimizde ise eşleme kuralında oluşturmuş olduğumuz kurallara göre oluşan farkı 110.99 fark hesabına karşılık hesabı olarak yine 698'e kullandırarak oluşacak olan muhasebe fişinin ön izlemesini görmüş oluyoruz şu anda. Buradaki bulmuş olduğumuz fark sonucu düzeltilmiş hesaplanan tutardan, yani 664.656'dan düzeltme yapılacak tutar, yani 480.000'i çıkararak buradaki fark sonucunu bulmuş oluyorum. Aşağıdaki muhasebe fişi oluştur butonunu tıklayarak muhasebe fişinin oluşturulduğunu görmekteyiz şu anda. Fiş içerisinde türün enflasyon düzeltme fişi olduğunu ve açıklamada yine enflasyon düzeltme fiş kaydı olduğunu görebilmekteyiz. Kaydet diyerek muhasebe fişleri ekranına geliyorum. Muhasebe modülü içerisinden muhasebe fişleri ekranına açalım. Tarihinin düzeltme dönemini seçtiğimiz tarihe düzenlendiğini görmekteyiz. Muhasebe fişi kalemleri ekranını açalım. Burada fişin içeriğini görmekteyiz. Enflasyon fark hesabının ve düzeltme hesabın hangi hesaba istinaden oluştuğunu kalemlerde görebilmekteyiz. Enflasyon muhasebesi ekranımıza gelelim tekrar. Sayfayı yenilediğimizde son enflasyon düzeltme tarihinin işlem yaptığımız tarih olarak attığını görebilmekteyiz. Bunu yine aynı şekilde ilgili hesap kartının içerisinde de görebilmekteyiz. Taşıma kat sayısı ise, esas yöntemdeki taşıma kat sayısı ise, ilgili hesap koduna ilk kez bir enflasyon düzeltmesi yapılıyor ise buna düzeltme diyebiliyoruz. Fakat bu düzeltmenin üzerine bir enflasyon düzeltmesi yapılıyor ise artık taşıma kat sayısı olarak kullanılmalıdır. Hesap olarak 110.02 hesabını bularak ve üzerine çift tıklayarak yine düzeltme dönemini seçiyorum. Hesabın bakiyesi 50 bin lira. 50 bin liranın bilançoya giriş tarihi Şubat ayı. Biz daha önce oluşturduğumuz, düzelttiğimiz döneme istinaden tekrar düzenlemek ve değerleme yapmak istiyoruz şu anda. 50 bin lirayı taşıma katsayısının formülüne istinaden, yani mali tablonun ait olduğu aya ilişkin yurt içi üfe oranını önceki dönemin sonundaki yurt içi üfe oranına bölerek bu katsayıyı elde edebiliriz. Üfe oranları tablosunu görüntüleyelim. Düzeltme dönemi 12. ay olan oranı buradaki Aralık ayındaki, yani düzeltme dönemi 12. ay olan oranı bir önceki düzeltme dönemi olan Eylül ayına bölerek sistem taşıma katsayısını elde etmiş oluyor. Burada tabii esas yöntemde taşıma katsayısını seçelim. Taşıma katsayısını tekrar buradan kontrol edelim. Düzeltme dönemi 12. ay olan düzeltme dönemi 12. ay olan bu oranı bir önceki düzeltme dönemi olan Eylül ayına bölerek sistem taşıma katsayısını elde etmiş oluyor. Yani buradaki, bu tablodaki Aralık ayındaki 29.15.02'yi
Eylül ayındaki bu oranı bölerek taşıma katsayısını elde etmiş oluyoruz. Bunu da düzeltme yapılacak tutardan, yani 50 bin lirayı taşıma katsayısı 1.06001 ile çarparak enflasyon düzeltilmiş rakamının getirilmiş olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde eşleme kuralına istinaden tutarı hangi fark hesabına gitmesi için tanımladıysak, muhasebe fiş kalemlerine geldiğimizde ise buradaki farkı, yani düzeltilmiş hesaplanan tutardan düzeltme yapılacak olan tutarı çıkarıp çıkan sonucu ilgili hesaplara atmasını sağlamış oluyoruz. Yine muhasebe fişi oluştur diyerek türünün enflasyon düzeltme fişi olarak geldiğini görüntülüyorum. Aynı şekilde açıklamanın da enflasyon düzeltme fişi olduğunu ve eşleme kuralında tanımlamış olduğum hesapların geldiğini, aynı şekilde aradaki fark tutarının da gelmiş olduğunu görüntüleyerek işlemimi, muhasebe fişimi kaydediyorum. Bir örnekte stoklar için yapalım. Stoklar için kullanabileceğimiz iki tane hesaplama yöntemi mevcut. Bunlardan ilki basit ortalama, diğeri ise hareketli ortalama. İlgili hesabımı bularak yine üzerine çift tıklayacağım. İlgili hesabımı buldum ve üzerine çift tıklayarak aşağıdaki bilgilerin gelmesini sağlıyorum. Basit ortalama için bir örnek yapalım. Basit ortalamayı seçiyorum. 153.01 ticari mallar hesabımın bakiyesini 2300 lira olarak görüntülüyorum. Düzeltme dönemimi seçiyorum. 2300 TL için bir önceki geçici vergi dönemimi seçiyorum. Basit ortalama yönteminde üfe oranları ekranını açalım. 2023 Aralık ayı oranıyla Eylül rakamını toplayıp ikiye bölerek paydayı buluyor ve payda da mali tablonun olduğu aya ait üfe oranını 2023 12. ayına oranlayarak ortalama düzeltme katsayısını elde ediyoruz. Burada bilançoda düzeltme yapacağımız rakam 2300. 2300'ü ortalama düzeltme katsayısı ile çarptığımız zaman 153 ticari mallar hesabının düzeltilmiş hesaplanan tutarını bulmuş oluyoruz. Yine alttaki panelde muhasebe fişi kalemleri butonunu tıklayarak oluşacak muhasebe fişinin ön izlemesini görmüş oluyoruz. Buradaki hesaplarda yine eşleme kuralında tanımlamış olduğumuz hesaplara istinaden gelmekte. Muhasebe fişini oluştur diyerek kaydediyorum. Enflasyon hesaplama ekranına geri döndüğümde hareketli ortalama yöntemi için ise yine ilgili hesabım olan 153.01 ticari mallar hesabına çift tıklayarak düzeltme dönemimi giriyorum. Tabii öncelikle hareketli ortalama yöntemimi işaretliyorum. Dönem başı stok tutarının ise 1000 TL olduğunu düşünelim. Ve 153.01 hesabı için farklı giriş tutarlarımızın olduğunu ve bu girişlerin tek tek enflasyon düzeltmesindeki rakamlarımızın ne kadar olduğunu bulup sisteme hesaplattırıp buna göre hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısını hesaplatmış oluyoruz. Burada şu an sadece girmiş olduğumuz ilgili döneme ait ve dönem başı tarihine ait bir katsayısı elde etmiş olduk. Bu taşıma kat sayısı ile dönem başı stoğumuzun taşınmış değerini bulmuş olduk. Hareket tablosunu açalım. Diyelim ki Ocak ayında 800 liralık bir girişimiz oldu. Bu tutarı ilgili dönemin yurt içi üfesine dönem başı tarihine oranlayarak bir düzeltme katsayısı hesaplandığını görüyoruz. Bu tutarı ilgili dönemin yurt içi üfesine dönem başı tarihine oranlayarak bir düzeltme katsayısı hesapladığını görüntülüyoruz. Ve bu 800 liralık girişin enflasyon düzeltilmiş rakamının ne kadar olduğunu görüntüleyebiliyoruz. 800 liranın enflasyon düzeltilmiş rakamı 1107.76'dır.
Şubat ayına da bir giriş yapalım. 600 TL düzeltilmiş rakamının 818.04 olduğunu görüntülüyorum. Burada alt kısımda 1400 liralık bir girişimin olduğunu görerek Ocak ve Şubat ayları için bunların düzeltilmiş rakamlarının 1925.80 olarak görüntülüyoruz. Aktar dediğimizde ise hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısını hareket tablosuna giriş yaptığımız rakamlara göre yani 1000 TL yani dönem başı stok tutarı ile 1400 lirayı toplayıp dönem başı artı dönem içi alış ve giderleri bölerek hareketli ağırlıklı ortalama düzeltme katsayısını elde etmiş oluyoruz. Bilançomuzda hareketli ortalamaya göre 2300 liranın düzeltilmiş hesaplanan tutarı 3146.45 olarak bulunduğunu görüyoruz. Ve bunun yine eşleme kuralına göre yapmış olduğumuz muhasebe fişi kalemlerine tıklıyorum. Aradaki farkı eşleme kuralını tanımlamış olduğumuz hesaplara atarak muhasebe fişi oluştur butonuna tıklayıp ilgili muhasebe fişimi de kaydederek oluşturmuş oluyorum.